oynatmıyorsunuz diyor adamları. Şu bana bak hakikaten dedekler adamlarsak sen tutar bir şey. Valla çok ciddi. Oğlum makara yap işte ya. Ne imkanı yok. Hayır hayır dedekler adam seçmek için. Ya tamam bakarız ona. Ya yediler bile. Yürü! Yaydakini! Sal araya! Çok güzel be! Yok be! Yok bas abi şimdi bas! Bravo! Tamam kal! Gerileme kal! Arka abi ha! Kişi var lan. Top kapmışlar. Abi aldıkları topu ver. Abi etme gözünü seveyim ya. Topçu öyle almış. At biraz geriye dedim kendine. Bak boşuna demiyorum. Abi bomboş at. Bravo Salih! Çıkma, çıkma. Çıktı. Evet, kimde sıra beyler? Murat sadece döndürme, Murat sadece döndürme. Bak burada sadece şey yok ha. Giden de yürü. Hadi be. Ne kal, iki gitme. Değillerdi bu arada. Devam. Bravo Salih, bravo. İşte bu. Oh.
içine. Hoppa. Devam. Yay. Ya. Oğlum yapma be. Yürü. Aferin. Neler oluyor Allah'ım? Evet beyler, 13. haftanın son karşılaşması 4-0'lık Espor'a galibiyetiyle sonuçlandı. Abi müsaaden önce bu taraftan başlayalım. Abi tebrik ederiz. Maça iyi başlamadın. Çok şanssız bir golle evet, başladık. Ama 4 gol yemene rağmen aslında çok daha fazla gol çıkarttığını düşünüyoruz. Özellikle atletik hareketlerinle bizi ya beğendik. Performansını beğendik. Neler söylemek istersin? Maça takım olarak kötü başladık. Şahsım adına zaten çok kötü başladım. Kötü bir gol yedim. Toparlayayım derken 2-3 geldi, 4 geldi. İşte ikinci yarıya geçtik, biraz nefeslendik falan. İkinci yarı biraz iyi başladım. Tebrik ediyoruz arkadaşları. Baskı oynadılar. Ayaklarına top yakışıyor. Bizden beni onlara gidiyor, onlardan geliyor onlara gidiyor. Tebrik ederiz yani arkadaşları. Abi ısınamadın mı ilk başta, o nasıl ya oldu? Şimdi bizde top yoktu. Burada da top yoktu açıkçası, kaleci için topla başlamak ve topla ısınmak çok önemli. Isınamadık. Kötü de gol yiyince açıkçası şok olduk. Şok olunca da üstümden atamadım. Atamayınca da ilk yarıdaki sonuç bu şekilde oldu. Abi geçmiş olsun. Tebrik ediyoruz ama bireysel performansı için. Müsaadenle tabii o tarafa geçiyoruz. Evet abi, sen neler söyleyeceksin? Özellikle buraya gelirken dediğimiz gibi fulleli koşullarına bizi mest ettin. Neler söyleyeceksin? Ya biz takım olarak iyi başladık. İyi başlamak için iyi taktikler aldık. Yani Emir abi, Erol abi, kaptanlarımız, hocamız güzel başlamamız için, motive olmamız için güzel konuşmalar yaptılar. İyi başladık. Önde presle başladık. Arkadaşın da dediği gibi basit hatasız, yani hatalı bir golle başladık maça. Hani rakibin oyundan düşmesini sağladı. Biraz gol atmaya çalışırken, biraz pozisyona girmeye çalışırken gol oldu gibi bir şey oldu. Aynen, evet. Yani Erol abi de tam vuramadı ama yani şanssız bir gol yedi arkadaş. Yani güzel başladık. Takım olarak önde presle başladık. İkinci yarıya biraz daha rahat çıkmak için, biraz daha motive olmak için gol atmaya çalıştık. Bunu da erken bulduk. Devamında 3-4 geldi. Rahatladık. Bunun da vermiş olduğu rahatlıkla da oyunu sürdürdük. Maç sonunda aynı şekilde devam etti. Oğuzcan'ın olmaması sizi olumlu etkilediğini düşünüyorum. Ne diyorsun? Ya şimdi hocamız, ben hocam hakkında kötü yorum yapamam. Ama kaptanlarımız da burada. Hocamızın yokluğunu... Ama daha iyi oynadınız. Yani motivasyon olarak biraz daha iyiydik diyebilirim. Bunlarla gel. Çünkü Oğuzcan hocamız taktik tahtasını getirmiyor. Bir tahta almıştık ona. O tahtayı getirmediği için biz motive olamıyoruz. Görevini yerine getirmiyor ya. Layık. O görevini yerine getirmiyor. Peki abi. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Oğuzcan olsa bir isim. Tebrik ederim.